Merhabalar, hoş geldin. Pekiştirme 6 testi ile birlikteyiz. İlk sorumuza bir bakalım. En geniş tanım aralığını istiyor. Biz biliyoruz ki şu kısım büyük 0 olması gerekir. Yazıyorum. Eksi x kare artı 6 x eksi 5 büyük 0. x karenin katsayısının negatif olmasını istemiyorum. Bundan dolayı eksi ile çarptım. x kare eksi 6 x artı 5 ve eşitsizlik yön değişir. Büyükken küçüğe dönüştü. Şimdi bunun üzerinden işlem yapmaya çalışalım. Çarpanlarına ayırıyorum ifadeyi. X'e X dedim. 5'e 1 desem. Eksi eksi evet sağlar. Buradan da X eksi 1 eşittir 0'dan X 1 geldi. Ve X eksi 5 eşittir 0'dan X 5 geldi. Şimdi işaret tablosunu çiziyorum. İki tane kökümüz var. 1 ve 5. Dahillik yok. Dahillik yok. İşaretim artıyla başlıyor. Burası için alıyorum. Artıyla başlıyor geldim eksi geldim artı. Bana ne demiş? Bak buraya dikkat et. Küçük sıfır için işlem yap demiş. Yani çözüm aralığını negatif al demiş. Negatif aldım. Buradan da ne diyorum? 1 ile 5. ikisi de dahil değil. Bu da E seçeneği. Doğru cevabım olacak. Geldik soru 2'ye. Fonksiyonun en geniş tanım aralığında bulunan en küçük tam sayı değeri. Yine mantık aynı. Hemen buranın e, sıfırdan büyük olduğunu biliyorum. Yani x kare artı 6 x artı 5 büyük sıfır çarpanlarına ayırırsam ifadeyi x'e x 5'e e 1 derim. Buradan da her ikisi de artı x artı 1 eşittir sıfırdan x eksi 1 geldi. x artı 5 eşittir sıfırdan x eksi 5 geldi. İki tane köküm var. İşaret tablosunu çizelim. Eksi 5 ile eksi 1 aralığında ve ikisi de dahil değil. Bundan dolayı açık bırakıyorum. İşaretim nedir? İşaretim artıdır. Artıyla başlıyorum. Eksi artı. Büyük sıfır demişiz. Yani pozitif tarafı taramamız gerekiyor. Yani şurayla şurayı taramam gerekiyor. Ama şuraya dikkat et. Bir şey daha var. Bak buraya dikkat et. Şu tabanımız her zaman sıfırdan büyük olacak. Sıfırdan büyük olacak ve sıfırdan büyük olacak ve 1'e eşit olmayacak sıfırdan büyük ve bir eşit olmayacak. E bu durumda en küçüğünü istemiş sıfırdan büyük dediği için bak dikkat et sıfırdan büyük dediği için şu tarafı taramam gerekiyor. O zaman ben şu kısmı eledim. X büyük sıfır için. Şu kısmı eledim. Sıfırdan büyükse o zaman ne olur? Bir olur. Zaten bak buraya dikkat et. Normal şartlarda sıfır, bir, iki, üç böyle sonsuza kadar değer alır. Ama demişiz ki sıfırdan büyük olacak. Yani sıfır olamaz. 1'e eşit olmayacak. Bu durumda en küçük sayımız ne oldu? 2 oldu. Yani C seçeneği bizim doğru cevabımız olacak. Geldik soru 3'e. En geniş tanım aralığında bulunan en büyük tam sayı. Öncelikle şu sarı çizdiğim kısmı bir halledelim. Burada kökleri bulmaya çalışalım. X eşittir 2. Kuvvetimiz çift olduğu için çift katlı kök var. Faydayı 0 yapan 3'tür. X eşittir 3. İşaret tablosunu çizelim hemen. Şöyle çizelim bakalım. Ve şunu biliyorum. Burası büyük sıfır olacak. Dahillik yok yani. Köklerimiz 2 ve 3. 2'de çift katlı kök var. Çift katlı olduğunu belirtelim. İşaretim burada artı. Burada eksi. Artı böyle eksi. Eksiyle başlar. Eksi artı çift katlı kökte işaret değişmez. Artı ve büyük sıfır demişiz. Yani pozitif tarafı taramamız gerekiyor. Yani şu kısmı almamız gerekiyor. Peki. En büyüğünü istiyor. Bak buraya dikkat et. En büyüğünü istiyor. Burada zaten herhangi bir sayı yok. İkisinin arasında bir sayı yok. Ee, yani burada bir tam sayı yok. 2 dahil değil. Çünkü açık verilmiş. 2 dahil değil. Hatta şöyle yazalım. Biz bunun çözüm kümesini yazalım. Nereden başlıyor? Eksi sonsuzdan başlıyor. Nereye geliyor? 3'e kadar. Ve 2 dahil değil. Şöyle 2 çıkaralım. Çözüm kümemiz budur. E burada hangi sayılar var? 2 dahil olmadığı için ben 2'yi alamıyorum. Bak burada 2 var ama 2 dahil değil. O zaman 1, 0, eksi 1 bu şekilde eksi sonsuza kadar gider. Neyini istiyor? En büyüğünü istiyor. En büyüğünü aldığımda 1 aradığımız cevap olacak. Yani B seçeneği bizim doğru cevabımız bulunur. Geldik dördüncü soruya. Ben şunu biliyorum. Bak buraya dikkat et. Mutlak x, mutlak x büyük sıfır olmalı. Mutlak x büyük sıfır olmalı ve en geniş tanım aralığını istiyor. Mutlak değer c. Sıfırdan büyük olan tüm sayıları yazabiliriz ama sıfır dahil olmadığı için sıfırı çıkarırım. Bu da c seçeneği aradığımız cevap olacak. Geldik soru 5'e. En geniş tanım aralığında bulunan en küçük tam sayı. Peki bak buraya dikkat et. Ben önce burayı bir çarpanlarına ayırayım. Eksi 5'e artı 1 dersem sağlar. Yani hx aslında neye eşitmiş? Logaritma 2 tabanında eksi x artı 5 çarpı ne etti bu? x artı 1 x eksi 5. x eksi 5 çarpı x artı 1. Evet. Şimdi buraya dikkat et köklerimizi bulalım. Burada kökümüz nedir? Eksi 1'dir. Burada kökümüz nedir? 5'tir. Bu da aynı şekilde 5'tir. Ve iki tane aynı kökten geldi. Bundan dolayı çift katlıdır diyebilirim. Ben bu ifadeyi çift katlıdır diyebilirim. Peki devam ediyorum. Çift katlıysa o zaman işaret tablosunu hemen çiziyorum. Eksi 1 ve 5. Eksi 1 ve 5. 5 çift katlı. Şöyle belirttim. Eksi 1'i de belirtelim. İşaretim eksi. Burası artı. Artı kere eksi eksiyle başlar. Çift katlı da işaret değişmez ve artı olur. Şimdi bu kısım büyük sıfır olduğunu biliyorum. Buranın büyük sıfır olduğunu biliyorum parantez içi. Bundan dolayı pozitif tarafı tarayacağım. Yani şurayı tarayacağım. Ve buradan da alacağı değerler nelerdir? Eksi 2, eksi 3, eksi 4. Böyle eksi sonsuza kadar devam eder. En büyüğünü istiyor. En büyük eksi 2'dir. Aradığım cevap B seçeneğinde olacaktır. Soru 6'da ise fonksiyonu tanımlı yapan kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sormuş. Hemen Şöyle buranın sıfırdan büyük olduğunu biliyorum. Köklerden biri bak x eşittir 3 ve x eşittir eksi 3. x eşittir eksi 3. Kök tablosunu çizdiğimde eksi 3 ve 3'ü belirttim. Burada büyük sıfır demişiz dahillik yok. İşaretim eksi, işaretim artı. Eksi bölü artı eksi ile başlar. Artı eksi büyük sıfır dediğimiz için pozitif tarafı almamız gerekiyor. Burada hangi sayılar var? Eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2 sayıları var. Ama buraya dikkat et. Bak buraya dikkat et. X kare. X kare dediği sayı tabandır. X kare bir kere sıfırdan büyük olacak. Yani sıfır değerini almayacak. Sıfır değerini almayacağı için şöyle sıfırı eledim. Bir de X 1'e eşit olamaz. X 1'e eşit olamaz. Buradaki X kare 1'e eşit olamaz x kare 1'e eşit değilse x 1 ve eksi 1'e eşit olamaz. Çünkü 1'in karesi de 1'dir. Eksi 1'in karesi de 1'dir. Bundan dolayı bunları eledim. Sadece 2 tane kaldı. Yani D seçeneği bizim doğru cevabımız olacak. Geldik soru 7'ye. Fonksiyonunu tanımlı yapan kaç farklı tam sayı değeri vardır? Hemen şurayı görebiliyor musun? Burası büyük sıfır. 25 eksi x kare büyük sıfır. x kareyi karşıya attım. 25 büyük x kare. Yani x kare 25'ten küçük. Eğer sayı e, yani bilin değişken sayıdan küçükse bir artılı bir eksili alacağım. Her tarafın kare kökünü aldığımda eksi 5 ile 5 aralığındadır diyebilirim. Burada hangi değerler var? Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 sayıları var. Buraya da dikkat et x kare. x kare ne olacaktı? Sıfırdan büyük olacaktı. Bundan dolayı sıfırı eledim. Ve x kare 1 ile eksi 1'e eşit olmayacak. x kare 1'e eşit olmayacak. Yani x eksi 1 ve x 1'e eşit olmayacak. Taban 1 olamaz. Eksi 1'in karesi de aynı şekilde 1'dir. Bundan dolayı eksi 1 ve 1'i eledim. El Buradan da 6 tane gelir diyebiliriz. Geldik soru 8'e bize bilgi sorusu sormuş bu sefer. E, yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? Yalnız pozitif sayıların logaritması alınabilir. Bu doğrudur. Şöyle hatırla. Şöyle bir bilgimiz vardır. Logaritma a tabanında b gibi bir şey verilsin. Ve bilgi olarak şunu diyorduk. a da pozitif olacak, b de pozitif olacak. Bundan dolayı bu bilgi doğrudur. Üstel fonksiyonun tabanı 1 olabilir. Hayır. Üstel fonksiyonun tabanı 1 olamaz. Logaritmik fonksiyonun tabanı da 1 olamaz demiştik. Bundan dolayı aradığımız cevap A seçeneği olacaktır. Soru onda ise en geniş tanım aralığı boş küme olduğuna göre K'nin aralığı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır diye soruyor. Biz normal şartlarda buranın sıfırdan büyük olduğunu biliyoruz. Yani eksi x kare artı x artı k eksi 2 büyük sıfır. Ve bunu eksiyle çarpalım. Yani amacım x karenin katsayısını pozitif yapmak. x kare eksi x eksi k artı 2 e, küçük sıfır oldu. Çünkü eşitsizlik yön değiştirdi. Ve bunun sürekli boş küme, tanım aralığının boş küme olmasını istiyor. Eğer bunun tanım aralığı boş küme ise ben o zaman şunu söyleyebilir miyim? Bu sağlanmayacak. Sağlanmamalı. Değil mi? sağlanmayacaksa o zaman şunu söyleyelim. x kare a eksi x eksi k artı 2 büyük eşit sıfır olmalı ki sağlanmamasın. Sağlanmasın. Yani daima bu şekilde olmalı. E, daima kelimesini geçiyor. Burada delta küçük sıfır diyoruz. Ve sağlanmayacaksa sıfırı da dahil ediyorum. Küçük eşit sıfır olmalı. Şimdi delta'ya bakalım. Şurası a. Şurası b. Şurası da c. Yani Delta eşittir. B kare eksi 1'in karesi 1 çarpı eksi e, B kare eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi K artı 2. Küçük eşit 0. Delta küçük eşit 0 dedik çünkü. Buradan ne geldi? 1 artı 4 K eksi 8 küçük eşit 0. 4 K burası kaç etti? Eksi 7 küçük eşit 0. Karşı tarafa attım. 4 K küçük eşit 7. K küçük eşittir 7 bölü 4. 7 bölü 4'ten küçük olacak. 7 bölü 4 dahil eksi sonsuza kadar bu da D seçeneği benim doğru cevabım olacak. Geldik soru 11'e. A artı B toplamı kaçtır? Bu bilgilere göre soruyu çözeceğiz. Verilen bilgilere göre. Logaritma x kare. Logaritma x kare fonksiyonun en geniş tanım kümesinde bulunan en büyük negatif tam sayı. E en büyük negatif tam sayı istiyorsa x'e ne verebilirsin? Eksi 1 verirsin, eksi 2 verirsin, eksi 3 verirsin değil mi? Eksi 1 verebilirsin x'e. Eksi 2 ve eksi 2 eksi 3. Ama en büyüğünü istediği için ben burada eksi 1 değerini alıyorum. Logaritma. Logaritma. Eksi 1. Eksi 1'in karesi 1'dir zaten. Eşittir 0. Bu şekilde yazılabilir. Yani ben bu durumda eksi 1'i aldım. A eşittir. Eksi 1. Bu bir kalsın cepte. Geldim ikinci bilgiye. E, i̇ki tane logaritma x fonksiyonun en geniş tanım kümesinde bulunan en küçük pozitif tam sayı. En küçük pozitif tam sayı isteniyor. E, en küçük pozitif tam sayı 1 ile başlarım. 2, 3 istediğim değeri verebilirim. Ama en küçüğünü istediği için B7 bu durumda 1 değerini veririm. İkisinin toplamı da 0 olur. Bu da C seçeneği doğru cevabımız olacak. Ve geldik testimizin son sorusuna. Fonksiyonu tanım aralığında bulunan en küçük tam sayı kaçtır? Buraya dikkat et bir kere. Şuranın sıfırdan büyük olmasını istiyorum. Burası da aynı şekilde sıfırdan büyük olacak. Yani x büyük sıfır. Başka ne biliyorum? Ee, taban 1 olamaz. x eşit değildir 1 değil mi? E bu durumda sıfırdan büyük hangi değerler var? 1, 2, 3, 4 bu şekilde sonsuza kadar gider. 1'e de eşit değil diyoruz. Ve en küçüğünü istiyor 2. Aradığımız cevap olacak. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.